Ateşin çocukları, cinler. Son 1000 yılını Türklerle birlikte yaşayan Anadolu'nun masallar aleminden günümüze geniş bir alana yayılan cin teması hakkında gerçekten neler biliyoruz? Cinler bizim için ne ölçüde ciddi bir tehlike sayılabilir? Özellikle son zamanlardaki korku filmlerinin etkisiyle son yıllarda güncellik kazanan cin teması aslında Anadolu folklöründe uzun ve zengin bir geçmişe sahiptir. Yaygın inanışa göre genellikle göze görülmeyen ve çoğu kez insanı andıran küçük yaratıklar olarak tanımlanırlar. Halk edebiyatındaki cinlerle ilgili masal, hikaye ve deyimlerde cinlerin çoğu kez insanların aklını başından alıp onları şaşkın ve perişan bir hale getirdikleri, hastalıklara yol açtıkları, büyülerde aracılık ederek kötülüklere sebep oldukları belirtilir. Cinlerin kurnaz ve sakınılması gereken yaratıklar olduğu inancı yerleşmiştir. Bunların daha çok ıssız ve karanlık yerlerde yaşadıkları ve güneş battıktan sonra ortaya çıktıkları zannedilir. Anadolu'nun birçok yöresinde cinlerin kötü etkisinden korunmak için mesela hava karardıktan sonra ağaç altına kirli su dökülmez. Çünkü cinlerin ağaç kovuklarında oturduklarına inanılır. Akşam olduktan sonra hamamda fazla kalınmaz. Çünkü gece vakti cinler hamamlarda toplanıp eğlence düzenlemektedirler. Karanlık çökünce eski veya terk edilmiş evlere, değirmenlere girilmez. Çünkü bu gibi yerler tekin değildir. Cinlerin sosyal yaşamları da aynı inanışlar çevresinde dile getirilmiş ve bu yaratıkların başında bir padişahları olduğu, insanlar gibi kendi aralarında belli kurallara göre yaşadıkları söylenmiştir. Yani bunlar da doğup büyümekte, evlenmekte, çocukları olmakta ve sonunda ölmektedirler. İnsanlara görülmek istediklerinde ise bazen iri yarı bir zenci, bazen de kara bir köpek, keçi veya tavuk biçimine girerler. Kendilerine iyiliği dokunan insanları ödüllendirirler. Saygısızlık yapanları da cezalandırırlar. Bazı insanları etki altına alıp kendi isteklerine alet ederler veya kötü işler yaptırırlar. Hatta bazen insanlara aşık olan cinler bile vardır. Bu durumda sevgililerini kaçırarak onlara sahip olurlar. İslamiyet açısından iyi huylu Müslüman cinler de vardır. Bu tür cinler daha çok büyücülükle uğraşanların ilgisini çekmektedir. Hüttam adı altında cinci hocaya bağlanan bu cinler sayesinde hastalıkların iyileştirildiği, kötülüklerin def edildiği veya bir takım doğaüstü olayların meydana getirildiği varsayılmıştır. Anadolu folklöründeki biçimiyle cinlerden hüttam edinme inancının Türklerin Müslümanlık öncesi inançlarında da yer aldığını söylemek pek mümkün değildir. Türk şamanizminde doğaüstü varlıklarla ilişki kuran kişiye kam veya Kırgızlarda da daha çok kullanıldığı gibi bakşı denir. Bakşının koruyucu ruhu olarak sözüne ettiği avrak ile hadim bir cinden bahsetmediği açıkça bellidir. Diğer yandan zaman içinde yok olup giden Türk şamanizminde de cin benzeri varlıklara inanıldığı bilinmektedir. Fakat bu inancın temellerinde Budizmin köklü bir etkisi olduğu da kesindir. Uzak Doğu dinlerinin esas ilkeler açısından Orta Doğu'dakilere oranla büyük farklılık taşıması sebebiyle bu farkın mitolojik unsurlarda da kendini göstermesi kaçınılmazdır. Nitekim İslam öncesi Türklerden kalma ve çıvı olarak geçen bir terimi Mahmud Kaşgari Divan-ı Lügat-ı Türk adlı kapsamlı sözlüğünde açıklarken İslam'ın etkisi ile bunun cinlerden bir bölük olduğunu yazmak zorunda kalmıştır. Oysa Yakut Türklerindeki şamanizmdeki İslam Arap etkisinde kalmamış nadir bir koldur. Görülen Jeykil ile paralel anlamdadır çivi. Jeykil herhangi bir kişinin ruhu gibi bedenine bağlı olan ve canı olarak tercüme edilebileceği biçimde tanımlanmaktadır. Çıvı da fertleri birbirine bağlı bir toplumun kolektif canı gibi düşünülmüştür. Mesela eski metinlerde anlatıldığı üzere savaş anında birbirine saldıran iki ordunun askerleri çarpışırken o iki toplumun çıvılarının da birbirine saldırdığına inanılmıştır. Kaşgarlı Mahmut'un Türkler ile ilgili muhteşem eseri Abbasi halifesi Muktedi'ye takdim edildiği yıllarda
doğudan itibaren akıncılar Anadolu'ya girmeye başlamışlardı. Bu akıncıların Orta Asya'daki İslam öncesi eski Türk kültür öğelerini ne ölçüde Anadolu'nun otantik etkisinden koruyabildiğini bilmiyoruz. Ancak Anadolu'nun eski Doğu Roma İmparatorluğundan kalma halkının adet ve inançlarından günümüze kadar gelen bazı cin, peri hikayelerinin varlığını inkar etmek mümkün değildir. Esasında cinlerle ilgili inançlarda da Anadolu ile Konstantinopolis arasında dikkati çeken farklar vardır. Bilimsel bir araştırmaya öncelikle varsayımlardan uzak durup olayın incelenebilmesi için uygun yöntemleri seçmekle başlanır. Eğer elinizdeki yöntemlerin tümden yetersiz kalacağı başka örneği veya benzeri olmayan bir olaylar grubunu inceleyecekseniz o zaman işiniz zor demektir. Aslında halk arasında cin çarpması veya benzeri biçimde anılan ruhsal veya bedensel şikayetlerin hemen hemen hepsi alelade tıbbi vakalardır. Ve bu şikayetlerin herhangi bir uzman hekim tarafından incelenmesi sonucunda hastalık veya bozukluk kolaylıkla teşhis edilebilmekte, uygun olan tedavi ne ise o yapılmakta ve hasta da sağlığına kavuşmaktadır. Orta çağda henüz tıp bilimi yeterince gelişmemiş iken hastalıkların çoğunun bir takım tabiatüstü varlıkların anlaşılamayan etkisinden kaynaklandığı inancı yaygındı. Ama hurafelere sarıldıkça büsbütün perişan olan insanlar sonunda işin aslını araştırmaktan daha akılcı bir yol bulunmadığını gördüler. Orta çağdan bu yana yazılmış cinler, ifritler ve meleklerden bahsedilen tılsımlar, efsunlar, İksirler, dualar ve anlaşılmaz yazılarla dolu o kitapların hepsi aslında bu yarı fantastik bilimin kötü birer karikatürü gibidir. Çünkü prensip olarak bu gizli bilimin hiçbir zaman kitap veya yazılı herhangi bir şey biçiminde başkalarına aktarılamayacağını, öğretilemeyeceği söylenir daima. Burada hakim olan düşünce, bilenlerin daima başkalarından üstün kalabilmesini sağlamak için konunun hep gizli tutulması gerektiği inancı değildir. Aksine, belirli bir ruhsal olgunluğa erişmemiş kişilerin bu bilimi kullanmaya heves ettiğinde hem kendilerine hem de başkalarına zarar vererek tabiatın veya diyelim ki ilahi düzenin dengesini bozmaktan öte bir şey yapamayacaklarının kesinlikle biliniyor olması yüzünden ortada yazılı bir şey bulunmamaktadır. Parapsikoloji veya psişik araştırma adı altında özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan çalışmalar daha önceki dönemlerde okültizm, mistizm, spiritüalizm çevresinde değerlendirilen veya sadece belirli kişisel deneylerde etnolojik, antropolojik araştırmalarda görülen olayların teknolojilerinin getirdiği imkanlarla bilim adamları tarafından incelenmesinden ibarettir. Çalışmalar sayesinde yığınla enformasyon birikmiş ama henüz bütün bu olaylarla ilgili tutarlı bir teori sunulamamıştır. Gerçek bilimsel araştırma, metotların yeterliliği, gerekse bilim adamlarının önlerinde açılan onlara göre bu tuhaf olaylarla dolu alemin bilinmezliği, doyurucu bir açıklama bekleyen meraklıların bu gidişte daha çok bekleyeceğini göstermektedir. Cin konusunda da parapsikolojik araştırmalardan elde edilen sonuç sadece bir yığın olayın tespitidir. Durduk yerde eşyaların sağa sola saçıldığı odalar, nereden atıldığı bilinmeyen taşlara hedef olan evler, fiziki sebep olmaksızın gürültülerin duyulduğu mekanlar, ses bandına kaydedilen gaipten gelen konuşmalar, fotoğrafı çekilen hayaletler ve daha bir sürü olay belgelenmiştir. Parapsikologlara göre bunların hepsi birer fenomendir ve bir yorum yapmak için henüz vakit erkendir. Dolayısıyla cinler neyin nesidir sorusuna şimdilik rastgele bir cevap vermek de yanlıştır. Ancak dikkatli bir gözlemci bu olayların ortak noktasından yola çıkarak bir sonuca varabilir. İnsan denilen varlığın tesir alanının zannedildiğinden çok daha geniş ve güçlü olduğu anlaşılmıştır.
Kişinin ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu farz edilen cinlerden ziyade, meydana gelen arazların kökünde yakın çevredeki diğer insanlardan ve bizzat kişinin kendinden kaynaklanan tesirlerin daha yoğun olduğu görülmektedir. Buna mukabil insanlar henüz kendi güçlerinin farkında olmadıkları ve dolayısıyla bunları kontrol edemedikleri için adeta sürekli parazit yapan birer yayın istasyonu gibi ortada dolaşmaktadırlar. Ruh sağlığı dengesi bozulan insanlarda bu tür parazit tesir yayılımının daha da arttığı görülmüştür. İnsanların çevredekilerini kıskanmak veya onlardan daha üstün olmak gibi saplantılar içinde yaşarken, hedef seçtikleri kişiler üzerinde yoğunlaşan dikkatleri ile birlikte farkında olmaksızın o hedefe yönelik bazı tesirler gönderdikleri varsayımını doğrulayan deneyler yapılmıştır. Halk dilinde bu olaya nazar değmesi denilir. Aynen bunun gibi bazı şahıslar içinde bulundukları stres veya yaşadıkları anksiyete sendromu sebebiyle çevresindeki insanlardan başka cisimleri de farkında olmaksızın etkilemektedirler. Elbette ki bu etkileşimin olumsuz yönde olduğunu söylemeye gerek yoktur. Dengenin bozulduğu durumlarda olayın şiddetine göre insanın çevresindeki manyetik alanda şiddetli patlamalar ve renk değişimleri tespit edilmektedir. Aynı zamanda fizyolojik açıdan bugüne kadar pek dikkat edilmeyen, küçük ama hayati önemi olan kandidatif değişmeler, sistematik bozukluklar görülmüştür. Bütün bunlarla birlikte değerlendirildiğinde cinlerden, şeytanlardan ziyade insanın olumlu veya olumsuz yönde etkilenmesinin en çok yine kendi türünün rolü olduğu anlaşılmaktadır. Hipnotizma deneylerinde de görüldüğü gibi insanın telkin altında ikna olabilme ihtimali çok fazladır. Bunu zayıflık olarak nitelemek yerine insanların kendilerine yönelik kullandıkları bir özellik gibi düşünmek gerekir. Asırlarca cin, peri masalları ile yoğrulan bir toplumda insanlara ne kadar bütün olan bitenin kendilerinden kaynaklandığını söylemezseniz sonuçta da bir defans mekanizması yaratıp suçu cinlere atarak rahatlamalarının önüne geçemezsiniz. Diğer yandan gerçekten de bilinen canlı türlerinden farklı, insanlar gibi şuur sahibi olduğu izlenimini veren varlıklar vardır. Bunlar da tekamül mü ediyor veya her ne yapıyorlar ise bazı özel şartlar altında insan türü ile farkına varılabilen bir iletişim kurabilmektedirler. Ancak bu iletişimin kurulabilmesini gerektiren şartların oluşması ihtimali o kadar düşüktür ki gerçek bir olay yakalama şansı hemen hemen yok sayılabilir. Bu yüzden söz konusu olaylarda hemen bir cin etkisi bulmaya çalışmadan önce insan ilişkilerine dikkate almak gerekmektedir. İnsan tabiatının yeterince bilinememesi aslında insandan kaynaklanan bir tesirin başka bir varlıktan geliyormuş gibi değerlendirilmesine yol açmaktadır. Bu açıdan olaylara baktığımızda cinleri insanın karanlık kalan parçası olarak da düşünebiliriz. Karanlık bölgeler aydınlandıkça cinlerin kimliği de ortaya çıkacaktır. Burada insanı biraz daha geniş bir spektrum içinde tanımlama ihtiyacı doğmaktadır. Eğer insan kendini sadece farkına vardığı fizik bedeninin motor faaliyetleri ve korteks fonksiyonları ile sınırlı bir varlık olarak görmekte ısrar ederse daha uzun bir süre cinlerle boğuşmak zorunda kalacaktır. Fakat insanın kendini yeniden tanımlayabilmesi için hiç şüphesiz zamana ihtiyaç vardır. İnanç faktörü insan hayatında iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Eğer bunu olumsuz şekilde düşünürseniz bir takım parazit tesirlerin yumakladığı bir arı kovanı içinde kendinizi sıkışmış bulursunuz. Ama inancın bir de olumlu yönü vardır. Kendinize olan güveniniz arttıkça sizden kaynaklanan ve sizi bir zırh gibi koruyan savunma mekanizmanız da güçlenmeye başlar. İnsanın parazit tesirlere karşı en zayıf olduğu an güven duygusunu kaybettiği ve paniğe kapıldığı andır. Spiritualist terminolojide obsesyon olarak geçen ancak psikiyatride daha ziyade posesyon diye bilinen
ve geçmişte bazı ruhsal bozuklukların yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı zannedilen özel bir vaka grubunda, özellikle bedensiz bir varlığın etkisi altına giren hastalardan bahsedilir. Sözünü ettiğim toplumsal hercümenin içinde kendini yalnız ve güçsüz hisseden insan tipi bu tür ruhsal bozukluklar için ideal bir hedeftir. Bu vaka grubunun karakteristiği forumun simbiyosis tanımına benzer bir durum arz etmesidir. Kendine önem verecek, tatmin edecek, koruyacak, güçlü kılacak bir hami veya arkadaş özlemi içindeki kişi toplum içinde karşılık bulamamış ve bu yoğun emisyonel birikimi ile farkında olmaksızın astral alemde bir kapı açmakta ve bu sempatizasyon vortexine yönelik varlıkla da rahatça kapıdan içeriye girmesini sağlamaktadır. Elbette ki öte alemden başını uzatan ziyaretçinin de paralel doğrultuda ama daha agresif, dominant bir emisyonel tablo içinde olması gerekmektedir. Spiritüelistlerin obsesyon dediği bu tür psişik, sembiyozis vakalarda karşı taraftaki bedensiz varlık onun da kendine göre bir takım tatminsizlikleri, hırsları, arzuları ve planları vardır. Tamamlayıcı unsurların birbirini çekmesi gibi aynı frekansta yayın yapan bu iki varlık arasında zamanla kuvvetlenen bir iletişim köprüsü kurulur. Birinin bedenli, diğerinin de bedensiz olması çok önemli bir fark sayılmaz. Asıl önemli olan her birinin diğerinde kendi içindeki boşluğu kapatacak bir malzeme bulabilmesidir. Önce genellikle rüyalarda, yarı uykulu anlarda, şiddetli ruhsal krizlerde, beyin travmalarında, geçici şuur kayıplarında başlayan ilk irtibat, daha sonra her iki tarafta da bu ilişkiyi sürdürmek istediği sürece gitgide kuvvetlenerek devam eder. Bu ilişkinin devamı prensip olarak tarafların isteğine bağlıdır. Ancak insanlar genellikle gerçekten ne istediklerinin farkında olmadıkları için dışarıdan bakıldığında açıkça acı çektiği ve istemediği görülse bile aslında hastanın gerçekten hangi duygular içinde olduğunu anlayabilmek için çok dikkatli bir analizin yapılması gerekmektedir. Taraflardan biri bu ilişkinin kendi için zararlı olduğuna kesinlikle ikna edildiğinde irtibat kopmaktadır. Ancak daha sonra her iki varlığın da bir süre gözetim altında tutulmasında yarar vardır. Bir iki görünüş ile ikna edildiğini zanneden varlık, daha sonra bakıldığında kaldığı yerden daha güçlü şekilde devam etmektedir. Sigarayı bırakmak gibi. İradesi kuvvetli olan için herhangi bir problem çıkmaz. Fakat bazı vakalarda ise irtibatın belirli bir ölçüde devam etmesi icap edebilir. Yani neyin ne olduğunu iyice anlamadan tam olarak bir şey yapmak doğru değildir. Aslına bakacak olursak hemen hemen herkes belirli dönemlerde, belirli ölçülerde bir psişik sembiyoz halinde yaşamaktadır. Ancak kimse bunun farkına varmaz. Bağırsaklardaki sindirime yardımcı bakterilerin nasıl farkında değilsek, zaman zaman karşılıklı yardımlaştığımız bedensiz varlıkların da aynı böyle farkına varmıyoruz. Dengeyi bozmadığımız sürece ne onlardan size bir zarar gelir ne de biz onlara bir kötülük yapmış oluruz. Soğuk ve karanlık ağda farkında olmaksızın birbirine sokularak yaşayan koyun sürüsü gibi. İnsanlar da ancak bir arada oldukları sürece varlıklarını idame ettirebilmektedir. Bu bir tabiat kanunudur. Bedenli veya bedensiz olmaları hiçbir şeyi değiştirmez. Sürüden ayrılıp devamlı yalnızlığı seçerseniz bedensiz varlıkların ve cinler aleminin karanlık kapılarından size doğru bakanlar olacaktır. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı ve gizemli konuları bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.